Arkadaşlar merhabalar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Sohbetten yazarsanız çok sevinirim. Herkes duyabiliyor mu beni? Merhaba Hatice Hocam, nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Merhaba Burak Hocam. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Umarım her şey yolundadır herkes için. Nasıl gidiyor her şey? Ben de iyiyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün şöyle program geliştirmeye kabaca bir tanıtım dersi yapacağız beraber. Bu derse katılan arkadaşlarım da dilerlerse zaten şeyden bir biliyorsunuz indirim alabiliyorlar tek uzemden. Arada sizinle bir link paylaşacağız. Eğer o linke tıklarsanız doğal olarak oradan size yardımcı olacaklar. Yavaş yavaş şöyle bir program geliştirmede neler yapılır, neler edilir onları bir konuşalım isterim bir taraftan. Yeni gelen arkadaşlarım da tekrar hoş geldiler. Şimdi ben Mehmet Parmaksız, bir çeşit eğitim bilimleri hocasıyım. Sizlerle program geliştirme dersinde bugün bir saat bir birlikte olacağız. Özellikle bugün için şeyi düşünmüştüm ben, sizler için de uygunsa şu program geliştirmenin bilişsel taksonomi kısmına bir bakalım istedim. Benim en sevdiğim kısımlardan biridir. Ne derseniz uygun mudur bilmiyorum ama orayı bir anlayalım istiyorum. Çünkü güzel sorular soruyorlar buradan. Şimdi sevgili arkadaşlar, şeyi hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırladığınızdan da eminim aslında ama sadece bir ön bilgi gıdıklaması yapıyorum. Şöyle bir kalemimi alayım. Umarım yazmayı başarabilirim. Biz taksonomi dediğimiz andan itibaren, taksonomi dediğimiz zaman aslında üç alanı kastediyorduk. Bunları hatırlıyor mu herkes? Merhaba Hava Hocam, hoş geldiniz. Şöyle bir şeydi galiba. Bilişsel alan vardı. Duyuşsal alan vardı. Bir de psikomotor alan vardı. Burayı herkes hatırlıyor mu? Burada bir sıkıntı var mı? Şimdi biz bugün biraz şurayı konuşacağız. Özellikle de yenilenmeden önce geleneksel taksonomiyi bir konuşacağız. Ondan sonra yenilenmiş taksonomiye de şöyle bir değineceğiz. Ve niyetim öyle, bugünkü ders için, sizler için de uygunsa eğer. Hemen şunu bir söyleyelim arkadaşlar. Aslında taksonomi dediğimiz andan itibaren bizim ilk anlamamız gereken şey galiba şu, değil mi? Hani basamaklar vardı. Bilme basamağı, bilgi basamağı, kavrama basamağı, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme. Bununla ilgili biraz konuşalım bugün. Müsaade ederseniz önce şunu bir söyleyelim ama. Şimdi bu taksonomi kısmında bir şeyi arkadaşlar çok iyi anlamak gerekiyor. O da ne biliyor musunuz? Bakın şurada çok önemli bir bilgi vermişiz. Demişiz ki öğrenilen bilgiler geri çağrıldığı zaman olacak işlemlerden bahsediyoruz biz. Bilişsel alan. Peki geri çağırmak ne demek? Şu kısmı hatırlıyor mu herkes? Dışarıdan bir uyarıcı geldiğinde benim önce duyusal ön belleğime gelirdi. Sonra bu kısa süreli belleğe geçerdi. Kısa süreli bellekte bazı işlemlere tabi tutularak uzun süreli belleğe geçerdi. Ve uzun süreli bellekte depolanırdı. Burada 3 tane depom vardı benim. Öğrenme psikolojisinden şöyle bilgi gıdıklıyorum. Burada anısal belleğim vardı. Anlamsal belleğim vardı. Bir de işlemsel belleğim vardı. Buradan bilgiyi ben geri çağırdığımda tekrar kısa süreli belleğe geliyordu ve kullanılır oluyordu. Şimdi her şeyden önce şuna çok dikkat edin. Bilgi basamağı bizim en alt basamağımız. Tamam. En alt basamak deyince neyi anlamam gerekir? Buradaki bilgiler daha çok ezber bilgilerdir arkadaşlar. Bana hemen şöyle hızlıca bir tane şey verebilir misiniz? Mesela okulda ezberletilen bir bilgi örneği verebilir misiniz bana? Ne dersiniz? Hızlıca bir tane örnek alabilir miyim sizlerden? Mesela şunu desem kabul eder misiniz? İstiklal Marşı. Uygun mudur? Peki, din kültürü dersindeyim. Din kültürü dersinde hocam bana örneğin Kevser suresini ezberletti. Uygun bir örnek midir?
Artıları eksileri alabilir miyim? Bana dönüt verin. Tek başıma oturmayayım ben burada. Tamam. Teşekkür ederim. Çok, çok kötü oluyor arkadaşlar. Böyle tek taraflı konuşarak ders anlatmak. Peki devam ediyorum. Örneğin biraz soruyu zorlaştırayım. İstanbul 1453 yılında. Aa, çok kötü ya insanın tek başına konuşması. Nokta 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 tarafından fethedilmiştir desem. Ne dersiniz, bu olur mu? Hiç fena olmadı değil mi? Şimdi şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Bilgi basamağında verdiğiniz bilgiler, daha doğrusu istediğiniz bilgiler, almaya çalıştığınız bilgiler, ezber dedik ya, sanırım biraz daha nesnel. Bütün öğrencilerden aynı cevapları bekliyorsunuz. Fark ettiniz mi? Herhangi bir öğrencinin farklı bir cevap verme hakkı yok burada. Mesela dediniz ki İstanbul'un fethinin sonuçlarını yazınız. Listeleyiniz. Tak 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 listeledi. Tamam. Ben abarttım. Hatice hocama dedim ki Hatice hocam bana bir kısır tarifi ver. Kısırda hangi malzemeleri kullanacağım? Hatice hocam bana bir liste verdi. Olur mu acaba? Ne dersiniz? Şu 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 şu. Kabul eder misiniz böyle bir şey söylesem? Herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. Şimdi bu nedenle bilme basamağında arkadaşlar şuna çok dikkat edin lütfen. Sadece ve sadece ortak bilgiler alıyoruz. En temel bilgiler. Bakın şunlar. Hani hemen örneklerimizi de buraya almışız. Mesela işte bir şey neye denir? Kalemim nerede benim? Nedir? Kimdir? Ne zaman? Sorular size bir yerden tanıdık geliyor mu? Şöyle bir şey vardı, hatırlar mısınız? 5N artı 1K soruları vardı. Aramızda Türkçeci var mı? Sanırım yok. Şimdi bu 5N, ha Turgut hocam, hatırlar mısınız bu 5N 1K'ları? Ne? Nerede? Falan diye başlıyorduk galiba. Değil mi? Ne zaman? Falan diye devam ediyordu. Şimdi bu sorular işte biraz daha arkadaşlar bilme basamağında ele aldığımız sorular. Bilme basamaklarında dikkat edin. Ha, evet ya, şey yazma yavaş sürüyor, çok özür dilerim. Sanırım bunlar değil mi? Bu sorular arkadaşlar 5N1K soruları, 5N neyse, yeni bir kelime uydurdum. Bilme basamağında işe koşuluyorlar. Tamam, bilgi basamağında işe koşuluyorlar. Bilgiyle ilgili herhangi bir sıkıntınız var mı? Sormak istediğiniz bir şey. Birazdan örnekler falan da çözeceğiz. Orada daha da netleşecektir diye düşünüyorum ama. Herkes anladı mı bilgi basamağını? Yok, güzel, devam. Tamam. Hadi devam o zaman. En gıcık basamak geliyor arkadaşlar. Kavrama basamağı nedir diye sorsam. Şimdi bakın dikkat edin. Burayı bütün kitaplarda şöyle göreceksiniz arkadaşlar. Diyecek ki aynen, kendi anlamlı da şöyle bir şey diyecek. Öğrenci kendi cümlesiyle ifade eder diyecek. Şimdi biraz önce sorduğumuz soruya dönelim mi? Ben din kültürü öğretmeni olayım. Tamam mı? Din kültürü öğretmeni olarak dedim ki arkadaşlar herkes Kevser suresini ezberleyip geliyor. Bilme basamağıdır. Hemfikir miyiz? Burada bir sıkıntı var mı? Peki çocuklara dedim ki Kevser suresi ne anlatıyor? İçeriği nedir? Tamam. Şimdi bunu sorduğum andan itibaren çocuklardan bir özet yapmalarını mı istiyorum? Kendi cümleleriyle anlatmalarını mı istiyorum? Hocam şunu 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 söylüyor. Ezber değil işte, kendi cümleleriyle anlatacaklar arkadaşlar. Buranın en önemli özelliği bu. Tamam. Demek ki kavrama basamağında çocuklar kendi cümleleriyle anlatıyor. Mesela bak buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şudur. Şu neden ve niçin çok kafanızı karıştıracak. Mesela dedim ki kendi cümleleriyle ifade etmek derken kastettiğimiz şey şu. Bir grafik verdim. Tamam. Bu grafikte şöyle bir şey yaptım. Şurası kızlar. Şurası erkekler.
Tamam. Sırf mevcut grafiği veriyorum. Şurası dedim 8. Şurası da dedim 10. Tamam. Çocuğa dedim ki oğlum dedim sınıfta kaç tane erkek varmış? Bakın dikkat edin. Çocuk grafiği kendi cümlesiyle mi söyleyecek bana? Hocam 10 tane var. Hocam 10 erkek var. Ama bir sıkıntı var mı burada? Şimdi biraz daha karıştıracağım işi o yüzden. Şimdi devam ediyorum. Ayşe dedim sen kalk bir söyle bakalım kız sayımız kaç? 8 mi? Sonra dedim ki Mustafa söyle bakalım bu sınıfta kızlar mı fazla erkekler mi fazla? Dedi ki erkekler fazla. Şimdi dikkat edin. Sadece ve sadece şu gördüğü grafiği mi yorumlatıyorum? Bir sıkıntı var mı burada? Direkt grafiği kendi cümleleriyle anlatıyor bana. Mesela şu soruyu sordum ben. Ali eve geç geldiği için annesi kızdı. Sonra dedim ki Hatice hocam Ali'nin annesi niye kızmış? Yazmanızı bekleyeceğim. Çok gıcığım, özür dilerim. Niye kızmış annesi? Harikasınız var ya, mükemmel bir cevaptı. Çok teşekkür ediyorum. Hep beraber alkışlıyoruz. Çünkü eve geç geldiği için kızmış. Şimdi dikkat. Bu örneği ne olur unutmayın. Tamam mı? Turgut hocam sizdiniz değil mi? Türkçeci olan yanlış görmedim. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet hayır alabilir miyim sizden buradaysanız? Bir şey soracağım. Şeyi hatırlıyor musunuz? Doğru mu hatırlıyorum acaba? O yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bu Türkçe'de hani metin verilirdi. Metinden sonra altta sorular olurdu. O metne ilişkin, hikayeye ilişkin ya da. Mesela derdi ki Ali'nin babasının adı nedir? 2. Ali okula kiminle gitmiştir? 3. Ali okuldan gelirken nereye uğramıştır? Doğru hatırlıyorum değil mi? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Verilen paragrafı mı yorumlatıyor? Burada bir sıkıntı var mı? Herkes paragrafı yorumluyor değil mi burada? Metni anlamaya yönelik işte tam olarak bu. Derdim bu. Şimdi şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Deminden beri ben anlatıyorum ve şunu soruyorum size değil mi? Arkadaşlar anlamadığınız bir şey var mı? Doğal olarak benim burada derdim ne? Sizin kavramanızı sağlamak. Kavrama dediğimiz şey arkadaşlar bilgiyi alıp zihne yerleştirmektir. Bakın aramızda fenci var mı? Fen öğretmenimiz var mı? Çok zor bir soru soracağım ona da. Tıpkı Turgut hocama sorduğum gibi. Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Çok salak bir formül vardı. X eşittir VT. Galiba yok hava hocam. Şeydi bu hatırlar mısınız? Yol eşittir hız çarpı zaman. Böyle bir şeydi. Mesela siz 4 saat giderseniz ve saatte 20 kilometre hızla giderseniz sanki böyle bir şey vardı değil mi? Yani özür dilerim ya 4 saat olur mu? 40 kilometre yol gittiğinizde çarpı 2. Aynen fizik, siz fizikçi misiniz hocam? Nisa hocam. Daha böyle temel olduğu için fen öğretmeni demiştim ama. Şimdi şuraya çok dikkat arkadaşlar. Ben öğrencime dedim ki sayısal öğrencisiydiniz harika ben de fen mezunuyum. Şeyden. Dediniz ki öğrencinize çocuklar şu formülü herkes adı gibi bilecek. Tamam. Herkes adı gibi bilecek dedim. Öğretmen hangi basamakta? Hemen harfleri alabilir miyim B ve K olarak? Çabuk 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 hemen. Bilgi mi yoksa kavrama mı? Bilgi harikasınız. Peki devam ediyorum. Öğretmen bu formülü verdi. Çocuk da dedi ki ulan dedi ya ben dedi şu yolu bulurken şu ikisini çarpıyorum ya. Bak çok zeki bir çocuk tam bir fen öğrencisi. Ben dedi bunu çarpıyorum ya eğer dedi bunlardan biri artarsa örneğin T artarsa bu da artacak. Demek ki aralarında dedi doğru bir orantı var dedi.
Çocuk olayı anlamış mı? Ne dersiniz? Evet, tam bir kavram oldu. Şeyde dolaşıyordu ya, hatırlıyor musunuz? Bir ara hoş geldin sözelci diye bir mevzu dolaşıyordu. Şey diye bir tane ufaklık Twitter'da görmüştüm. Bir tane ufaklık şeye geliyor. Eve geliyor. Annesine diyor ki bugün diyor üstü sayılara geçtik. Beşin üzerine küçük bir iki yazıyoruz. Sonra saçma sapan şeyler oluyor. Çocuk ne yapamamış? Sizce? Beşin üstüne küçük bir iki yazıyoruz ve saçma sapan şeyler oluyor derken sanırım anlamamış. Doğru mu olayı? Kavrayamamış. Kesinlikle. Tamam. Peki kavramayla ilgili bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Herhangi bir problem var mı? Artı ve eksileri alabilir miyim? Herhalde bir problem yok değil mi? Tamam. Şimdi bir üst seviyeye daha geçeceğiz. Bak dikkat edin. Bizim derdimiz şu muydu arkadaşlar? Öğrencimiz bir bilgiyi, şimdi şöyle oldu galiba değil mi sistemimiz? Şuradan ben yine kalemimi almaya çalışayım. Şöyle oldu. Öğrencime ben formülü verdim. Bilgi. Doğru mudur? Öğrencim buradaki herhangi bir değişikliğin şuna bağlı olduğunu dikkat anladı, yani kavradı. Şimdi şunu yapacağım değil mi? Bir tane örnek soru soracağım. Diyeceğim ki saatte 40 kilometre süratle hareket eden bir araba 5 saat yol giderse toplam ne kadar yol almış olur? Şimdi dikkat edin. Bu aşamada yani uygulama basamağında çocuk bilgiyi kullanıyor mu? Artık bilgiyi alıp bir formül üzerinde işliyor mu? Doğal olarak bu artık uygulamadır arkadaşlar. Şuna çok dikkat edin. Bakın, önce formülü öğrendi, ezberledi. Sonra formülün ne olduğunu anladı. Şimdi dikkat. Öğrendiği formülü bir duruma, kendisine verilen bir probleme transfer etmek zorunda. Ve tabii bu yakın bir transfer. Yani bilginin o probleme uygulanmasından ibaret bir transfer. O nedenle çok zorlayacak bir transfer değil. Burada çok dikkat edin. Tabii benim bir bilgiyi uygulatmak için ona bir durum yaratmam gerekiyor. O bilgiyi uygulayacağı bir... Evet, uygulama oluyor Havva Hocam. Tam olarak onu anlatmaya çalışıyorum. Bilginin transferi bir uygulama olmuş oluyor. Tamam. Şimdi burada şeye çok dikkat edin arkadaşlar. Burası o zaman şöyle diyebilir miyim? Transfer etmek falan derken bilginin kullanılması. O bilgiyi kullanacağım artık. Tamam. Yani o bilgi gerçekten de kullanılır bir bilgi haline gelecek. Mesela biraz önce dedim ya, ya hadi ilk örneğime döneyim. Kevser suresini çocuk ezberledi, bilme. Anlamını anladı, kavrama. Namaz kılarken de okuyor. Artık uygulama basamağına gelmiştir. Tamam, o surenin okunuyor olması artık onun için bir uygulama olmuş olur. Benim asıl bugün sizinle konuşmak istediğim yerler buralar değil. Buraları çok rahat bulursunuz. Asıl sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Asıl sorun tam olarak şu basamak. Tamam. Niye? Tamam. Analizin en büyük sıkıntısı şudur ya. Analizle arkadaşlar ne olur çok dikkat edin. Analiz ve kavrama birbirine çok karışır. Neden biliyor musunuz? Tabii hocam, yoksa uygulayamaz ki Sema hocam. Nasıl uygulayacak olumsuz transfer olursa? Yani o zaman uygulama gerçekleşmiyor demektir. Hani çok başarılı bir sonuç elde edemezsiniz. O nedenle bilgiyi kullanmasını isteriz. Sizin branşınız nedir Sema hocam? Yazabilir misiniz? Sıkıntı olmayacaksa sizin için. Harikasınız. Bak şimdi size bir örnek vereyim mi alanınızdan? Mesela ben
Çocuğa mantık dersleriniz var yanlış hatırlamıyorsam değil mi? P veya Q tablosunu ezberlettim. Doğru doğruyken doğru, doğru yanlışken doğru, yanlış doğruyken doğru, yanlış yanlışken yanlış. Doğru mu? Şimdi çocuk bu tabloyu ezberledi. Sonra anladı. Dedi ki ulan en az biri doğru olacak. İkisi de olabilir, en az biri doğru olacak. İkisi de yanlışken yanlış oluyor bu. Sonra siz şöyle bir soru sordunuz yazılıda. Ali veya Ayşe yanıma gelsin. Burada da şunu kastediyorum. Mesela bir lisede felsefe öğretmenliği yapan Mustafa Bey 4A sınıfının, ya özür dilerim, 10A sınıfının başkanı Mustafa'ya Ali veya Ayşe yanıma gelsin dedi. Ve Ali gelmişse A, B, Ayşe gelmişse C, her ikisi de gelmişse ve D, hiçbiri gelmemişse durumlarında hangi doğruluk değerini alır bu cümle diye sordunuz. Şu tabloyu uygulattınız değil mi? Ayşe geldiyse doğru, Ali geldiyse doğru, her ikisi de geldiyse doğru, hiçbiri gelmediyse yanlış. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Tablonun uygulama hali oldu. Biraz branş örneği vermeye çalıştım ama umarım başarmışımdır. Devam edebilir miyim? Peki, şimdi şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın, analiz basamağında parçaları ayırmak esastır. Hem içerik diyor, hem de biçimsel yönden diyor. Tamam. Ha evet ya, orada da vardı değil mi? Matematikte P'ler, Q'lar falan filan. Doğru söylüyorsun Nisa hocam. Çok korkunçtu onlar da ya. Direkt tablo ezberletiyorlardı. Bak biraz önceki örneğime dönüyorum. Ali eve geç geldiği için. Hatırladınız değil mi cümlemizi? Annesi kızdı. Hemen soruyorum. Nisa hocam sorum size. Annesi niye kızdı? Çabuk yaz. Hemen bekliyoruz. Hızlı. Eve geç geldi diye doğru mu? Harika. Eve geç geldiği için. Burak hocam burada mısın? Uygulamaya çıkamamış oluyorsunuz hocam. Burak hocam şimdi lazımsın. Biraz bekle. Konuyla ilgili bilgileri ezberlediniz. Sonra kodlamalarla kavradınız. Soru çözemiyorsanız uygulamaya çıkamadınız demektir. Harika oldu. Öğrenci hangi basamakta kalmıştır diye sorar. Kavrama basamağında kalmışsınızdır. Anlaştık mı? Zoom user hocam. İsim olmayınca öyle yazıyor. Özür dilerim. Ve saçma oldu ama. Burak hocam sana pis bir soru geliyor. Şimdi Ali eve geç kaldığı için annesi kızdı ya. Bu kavramaydı. Doğru mu? Annesi Ali'ye gerçekten niye kızdı sence? Soruya dikkat. Niye kızmış olabilir? Şunlardan olabilir mi desem katılır mısınız? Ya merak etmiştir kadıncağız. Haber vermediği için kızmıştır. Başka? Başına bir şey geldi zannetmiştir. Korkmuştur. Bir şey soracağım ya. Bu sonuçlara nasıl ulaştık biz? Paniklemiştir. Harika. Nasıl ulaştık bu sonuçlara? Aynen düşünüyoruz şu anda fark ettiniz mi? Yani dikkat içerik derken bana verilen metinle yetinmedim ben. Metinin içinde bir şey daha arıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bir şey metinde yazıyorsa bunu ne olur hani uzun vadede aklınızda tutun. Bir şey metinde yazıyorsa kavramadır. Metinde yazmayan bir şeyi istiyorsa senden bu analizdir. Yazmayan analizdir. Anlaştık mı?
Bir sıkıntı var mı burada? Bak şimdi. Ali eve geldi. Nisa hocam, bu cümlenin öznesi hangisi? Harikasın var ya, muhteşem bir cevap daha geldi. Bak bir şey soracağım. Özne kelimesi metinde geçiyor muydu? Geçmiyordu değil mi? Özne kelimesini ben dışarıdan getirdim. Metinde yok özne diye bir şey. Peki bu cümlenin yüklemi dedim. Metinde var mı? Yok. Dışarıdan getirdim. Dikkat edin. Zaten bak biçimsel yönden parçalara ayırmak ya. Ben şu anda cümleyi biçimsel yönden parçalara mı ayırıyorum? Ne dersiniz? Biçimsel yönden özne. Şu dolaylı tümleç miydi ya? Ne olduğunu hatırlamıyorum. Yüklem falan. Biçimsel yönden parçalara ayırdım. Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar. İçerikte nasıl parçalara ayırdım? Sebebe indim. Yapıda nasıl parçalara ayırdım? Doğrudan doğruya şeye geldim. Ne onun adı? Özne nedir? Yüklem nedir? Falan dedim. Peki KPSS'de size analiz sorusu soracaklar mı? Ne dersiniz? Metnin ana fikri nedir? Kesin Allah bilmez. ÖSYM bu kesin sorar. Allah bilmez derken ulan tövbe haşa. Nereye gittik ya? Oğlum var ya durduk yere günaha soktun lan beni. Allah bilmez dedim yala. Benim buradan koşarak kaçacak gitmem lazım şimdi. Metnin ana fikri. Bunu soruyor mu arkadaşlar? Turgut hocam var ya seninle çok kavga edeceğiz biz ya. Çok kavga edeceğiz. Bunu benim çıkartmam lazım bir şekilde. Bilendim sana şu anda var ya. Abi böyle hata mı olur lan? Bundan daha büyük. Canlı yayın kazası da canlı yayında böyle bir kaza olur mu? Hadi bakalım. Şimdi metnin ana fikrini soruyor değil mi? Şunu soruyor mu? Sakın ama sakın kimse Allah bilir falan yazmasın. Ulan ne diyeceğimi de unuttum. Hatırladım. Metne uygun başlık. Soruyor mu bunda? Bak dikkat edin. Bunlar da ne yapıyor? Biraz önce söylediğimiz şeyi yapıyor değil mi? Metinde olmayan bir şey istiyor benden. Metinde olmayan bir şeyi buraya eklememi istiyor. Doğru mudur? Artı bir şey yap. Yani metinle yetinme, üzerine bir şey yap. Ulan yine Turgut hocama şey kaldık ya. Turgut hocam. Aman aman yaratıcılığı kullanmıyoruz. Burada yaratıcılık değil. Analiz yeteneğimizi kullanıyoruz. Tamam. Burada direkt analiz yeteneğini kullanıyoruz. Arkadaşlar yine ikinci ipucu. Bak birincisi şunu söyleyeyim. Metinde olmayan bir şey isterse analiz yapıyoruz. Tamam mı? Yani senin yorumunu istiyor. İkincisi şunu ne olur ama ne olur unutmayın. Analiz sorularında genelde yüklem şöyle olur ya. Eleştiriniz falan der. Ya da der ki artısı ne olmuştur, eksisi ne olmuştur. Tamam. Mesela şey dersten sonra işte biraz önce dedim ya sizinle şey paylaşılacak, bir link paylaşılacak. Oradan bir saat ücretsiz bir şey alacaksınız. Rehberlik alma şansınız olacak. Arada zaten hocam paylaşıyor sizlerle. Şimdi o rehberlik sırasında size diyecekler ki ya atıyorum öyle bir muhabbet olduğunu varsayalım. Siz işte program geliştirme dersinde faydalandınız mı? Bakın sizin görüşünüzü soruyor. Anlatabiliyor muyum? Artıları neydi, eksileri neydi? Ama buradaki bilgiler çok dikkat edin biraz daha eleştiri boyutunda bilgiler. Hem artı yönde ki biz toplum olarak hep eksi eleştiririz hem de eksi yönde neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordur. Anlaştık mı? Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biraz önceki şey şöyle bir örnek yazalım. Ali ile niye Ali olsun lan gıcık olduğum adamı yazayım. Turgut
av sırasında bir ayı tarafından öldürüldü. Bittin Turgut Hocam sen. Tamam, böyle bir cümle verdi. Tamam. Şimdi dedi ki ya çocuklar, kim öldürüldü? Cevabınız Turgut. Tamam. Peki niye? Ayı korkmuş olabilir, ayı paniklemiş olabilir, Turgut Hocam ayıyı gaza getirmiş olabilir. Ne bileyim, bir şey. Bak, bunu ben buluyorum, o nedenle analiz. Anlaştık mı? Bir dönüt verin. Artıları eksileri bir göreyim sınıf. Bir de Hatice Hocam mı anladı? Çabuk olun ya. Tamam, harikasınız. Turgut Hocam kızdırmıyorum durumu. Oo, harikasın. Ya Turgut Hocam, şey yapmıyorsun değil mi? Alınmıyorsun değil mi bana? Ben böyle tamamen takılıyorum sana. Çok kırmak da istemem. Tamam. Tamam, teşekkür ederim anlayışın için. Çok teşekkür ederim anlayışın için. Peki. Bak, ne diyor? Nedenleri bulunuz. Sonuçları ne olabilir? Tamam. Hani burada şeyle, kavramayla karışma ihtimali çok yüksek. Dikkat edin. Ögelerini tanıma falan filan. Hani orada işte olmayan şeye bakmak olduğunu ne olur unutmayın. Tamam mı? Peki gelelim benim en sevdiklerimden birine. Analiz basamağına. Şey, özür dilerim. Sentez basamağına. Sentezde ne oluyordur? Bu arada aklıma bir şey geldi de onu bulabilirsem. Buldum. İşte şimdi hocam, burada kusura bakmayın, kısacık beklettim sizi. Burada gerçekten aynen bir yaratıcılık vardır. Bak, bunu da çok tartışırız. Niye tartıştığımızı da çok bilmiyorum. Hani işte tam olarak burada yaratıcılık var hocam, doğrudur. Kesinlikle ya, icat çıkartacak. Hep şey denir böyle. İşte yaratıcılık Allah'a mahsustur. Evet, doğru. Burada kastettiğimiz kesinlikle o değil. Burada genelde arkadaşlar bakın, iki şey vardır. Bir sürü yöntemi var. Tamam. Ama bu yöntemlerden bizim en çok kullandığımız kombinasyonel yöntemdir. Sevgili arkadaşlarım, özellikle bayan arkadaşlarım, bir şey soracağım size. Hiç kıyafetlerinizde kombin yapıyor musunuz? Kombin ne demek? Elbette, yani yapılmazsa olmaz değil mi? Kombin dediğim şey, bir şeyi bir başka şeye kesinlikle uydurmak demektir değil mi? Uyumlu olmak demektir. Şimdi buradaki bakın, şununla şu çok alakasız iki durumdur. Lan baykuş gibi oldu, ne güzel çizdim ha. Değil mi? Resim dersine çevirdim. Özür dilerim. Böyle gaza geldim bir anda. Şimdi şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Şurada ne olsun? Örümcek olsun. Şurada da adam olsun. Siz bu ikisini öyle bir birleştirirsiniz ki Örümcek Adam diye bir kahraman çıkar ortaya. Tamam. Ve bu Örümcek Adam ve çocukların sevgilisi olur. Şimdi dikkat edin. Örümcek Adam örümcek özellikleri taşıyor mu? Mesela ağ atıyor mu? Sanırım atıyor değil mi? Kesinlikle. Ama adam gibi iki ayaklı. Peki ağı örümcek gibi ağzından mı atıyor, yoksa şöyle fışık falan diye bir hareket yapıyor, çocuklar görmüşsünüzdür onu. Sanırım böyle biraz daha elden, hatta bilekten çıkartıyor değil mi? Tam böyle şah damarından falan. Şimdi burada bir yaratıcılık vardır işte. Tamam. Yeni bir ürün çıkmıştır ortaya. Peki bir şey soracağım. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi, biraz önce hocamların söylediği, hatta Nisa hocam ki hala görülüyor. Uyum. Mesela sizce neden lama adam yok kahraman olarak? Mesela sürekli kötü adamların suratına tüküren bir kahramanımız olsa.
O filme gider misiniz? Sürekli tükürülen bir filme. Biraz daha güzel olması lazım. Buradaki yaratıcılıkta en çok beklenen şey o. Tamam. Yeni bir şey yaratacak kesinlikle. Bu yarattığı şeyde ne olacak arkadaşlar? Bir proje olabilir mi? Ya aynen, estetik olacak. Orayı demeye çalışıyorum. Proje olabilir mi? Bir ürün olabilir mi? Bir şiir olabilir mi? Mesela bir makale, bir kompozisyon. Demin ne arıyordum? Şimdi benim bir öğrencim var. Kendisi PDR'de 4. sınıf öğrencisi. 24 Kasım'da bana şiir yazmış. İzin verirseniz o şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Bir dörtlük sadece şöyle. Kavzımal sebze kasap et kaçırır. Bir saçıyla evde tarak aşırır. Elde şampuanla gezinirken Mehmet. Dördüncüyü de bulamamış arkadaşlar. Alın size şiir. Yaratıcı mı bu? Gerçekten elimde. Bak, aynen böyle salak bir şiir. Yaratıcı mı sizce bu şiir? Ne dersiniz? Dörtlük yazmaya çalışırken kalması. Evet, yaratıcılık var. Ama şimdi bak, biraz önce Turgut hocamın söylediği ya, güzel değil. Tamam. Şimdi evet, yaratıcılığı takdir ediyoruz ama şurada büyük bir sıkıntı var yani, eksik. Anlatabiliyor muyum? Biz burada gerçekten estetik bir değer isteriz arkadaşlar. Hani o nedenle biraz daha şeydir. Burada başka bir şey olması gerekiyor. Ya yazmış, evet sonuçta yazmış. Anlatabiliyor muyum? Ama hani orada bir estetik dokunuş gerekiyor Turgut Hocam. Anlatabiliyor muyum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela çocuk bir araştırma yaptı. Sonuçlarını aynen. Grafik olarak bana sunabilir mi? Evet bak, güzel bir sunum olur. Bir rapor olarak sunabilir mi? Evet, güzel bir sunum olur. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir tane şu anda benim kullandığım gibi bir PowerPoint sunusu hazırlar. Sunu kullanabilir mi? Kullanabilir. Bunların hepsi yaratıcılığın işindedir. Şimdi şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Bu basamağa gelmişken bir şey söylemem gerekiyor. Azıcık bir ölçme dersine dokunmam gerekiyor. Biliyorsunuz program geliştirme ya da diğer derslerin hepsi ölçmeyle çok yakından ilişkili. Şu klasik ölçme araçlarımız var ya bizim. Bunlar neler? Mesela işte en çok şey yaptığımız boşluk doldurmalar. Kısa cevaplı testler. Tamam. Mesela eşleştirmeler. Bunlar hep alt düzeyler. Tamam mı? Çoktan seçmeli test. Biraz önce örnekledik. Bakın dikkat edin. Çoktan seçmeli test analize kadar çıkabiliyor klasik ölçme araçları içinde. Ama siz eğer bir yaratıcılık istiyorsanız çocuktan mutlaka ve mutlaka açık uçlu bir sınav yapmanız gerekir. Tamam. Açık uçlu bir sınav yapmanız gerekir. Açık uçlu sınavlarında özelliği şeydir biliyorsunuz. Hani çok az soru sorulur. Genelde 2 ya da 3 soru sorulur. Ve uzun uza diye yazması istenir çocuğun. Bakın burada çok ciddi bir şekilde her şeyi yazabiliyor ve çok önemlidir. Şimdi orada işte iş biraz yazma güzelliğine, işte dil becerisine falan kalıyor. Anlatabiliyor muyum? O nedenle eğer siz sentez düzeyinde bir bilgi ölçecekseniz, tamam, orada gerçekten de açık uçlu sınava ihtiyacınız var. Müsaade ederseniz hemen son basamağa geçeyim. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Anlamadığınız bir şey ya da şurası takıldı kafama diyeceğiniz bir şey. Peki. Son basamakta da değerlendirmemiz var arkadaşlar, hatırlarsanız. Burada çok dikkat edin arkadaşlar. Bizim derdimiz artık standartlara uygunluğu belirlemek. Tamam. Şimdi burada çok büyük bir sıkıntı çıkıyor. Ya burayı anlarsanız şeyi de anlayacaksınız, taksonominin niye yenilendiğini. Şimdi çocuğum benim özgün bir şiir yazdı. Tamam.
özgün bir kompozisyon yazdı. Ama dikkat edin, cümlenin başında şey diyorum, özgün. Şimdi özgün olan bir şey, tamam mı? Şu özgün bir şey. Bu özgünü özgün olduğuna göre karşılaştırabileceğim bir kriter var mıdır? Ne dersiniz? Ya dünyada tek olan bir şeyi neyle karşılaştırırsınız? Sanırım yok, değil mi? Şimdi dikkat edin. O nedenle arkadaşlar, burayı da lütfen not alın. Yenilenen taksonomide sentez en üst basamağa alınmıştır, değerlendirme bir altta kalmıştır. Tamam. Şöyle gider yani yenilenmiş taksonomi. Çünkü sentez basamağında ortaya koyduğun yeni ürünü karşılaştırabileceğin bir kriter yok. Tamam, aslında bunu sonradan fark ediyoruz. Ama geleneksel yapıda değerlendirmede ne yapıyorsunuz? Bakın, hem niceliksel hem de niteliksel olarak ölçütlerle karşılaştırıyorsunuz ve bir yargıya varıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ya bu iyidir, hayır ya bu kötüdür. Tamam. Bakın şimdi dış ölçüt ve iç ölçüt diye bir şey var. Mesela biraz önce şey hocam, felsefe öğretmeni hocam şunu çok iyi bilecek. Mesela biz felsefe metinlerinde yanlış bilmiyorsam tutarlılık araması çok yapılıyor. Türkçe dersinde mesela bir hikaye ödevi verdiyse Turgut hocam şunu mutlaka bakacaktır diye düşünüyorum. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri olsun. Bak bunlar kendi iç kriterleri gibi görünüyor. Ve doğal olarak bunlarla bir şekilde yürüyecek arkadaşlar değerlendirme. Anlaştık mı? Müsaade ederseniz hemen şöyle anlayıp anlamadığımızı anlamak için cümlenin güzelliğine bak. Şu soruya bir bakar mısınız aşağı arkadaşlar? Ne dersiniz? Cevapları alabilir miyim? Kesinlikle Burak hocam, o kadar şey. Kendinize güvenin ya, kesinlikle Ece. Şimdi dikkat edin. Bir olaya yol açmış olabilecek nedenleri sayma. Kavrama, değil mi? Var olan neden, İstanbul'un fethinin nedenlerini sayınız dedim. Peki, uygun örnek vermek yine kavrama düzeyinde. Değil mi? Bak burada orijinal diyor ya. Direkt senteze çıktı. Grafiğe dönüştürme, bir uygulama basamağı, şekil ve bilgilere dayanarak açıklama yapma yine kavrama basamağında kaldı. Şu orijinallik kelimesini neredeyse her sınavda soruyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen şu soruya da bir bakalım mı? Biraz uzunca bir soru ama. Numaralandırılmışlardan hangileri analiz seviyesindedir diye soruyor. Evet, alabilir miyim cevapları? Harika. Sanırım anladık değil mi burayı ya? Çok güzel. Teşekkür ederim arkadaşlar. Peki şuna bakın, dikkat edin. Mesela nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge hangisidir? Yanlış bilmiyorsam Marmara. Bilme basamağında değil mi bu? Katılır mısınız? Bu bölgenin özelliği nedir? Çocuk tak diye söyledi. Zaten bak nedir diye sormuş. Hala bilme basamağındayım. Ne gibi faydaları olmuş? Ne gibi zararları olmuş? Karşılıklı tartıştığına göre burada analiz demek durumunda kalacağım demektir. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar, aklınıza takılan bir şey var mı? Bana sormak istediğiniz bir şey.
Şurayı anlamadım. Hocam şuraya bir daha bakalım diyeceğiniz bir şey. Peki. Nisa hocam ben çok teşekkür ederim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi biz Tek Uzem ailesi olarak bekliyoruz. Şimdi hocam tekrar sizinle şey yapıyor. Bugünlük iki tane soru çözeceğiz hocam. Muhammed hocam sen tekrar bir paylaşırsan linkimizi arkadaşlarım sizinle bir görüşsünler. Bir saatlik bir rehberlik şeyiniz olacak arkadaşlar. Eğitimler hakkında bilgi verilecek sizlerle de eğitimleriniz hakkında neler yapılabileceği konuşulacak. Çok teşekkür ederim. Akşam vakti bana zaman ayırdınız. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyelim. Turgut hocam Allah da seni affetsin. Beni büyük günaha sevk ettin. Umarım. Aa, çok keyifliydi ya. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.